Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, yeni bir Ey Müminler dersinde bir araya geldik elhamdülillah. Rabbimize hamd olsun. Çok önemli bir ayeti kerimenin önünde oturacağız bugün. Ayet Nisa suresinin 144. ayeti kerimesi. Bize çok önemli şeyler söyleyecek. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Değerli dostlar, biz bir aileyiz, büyük bir aileyiz. Mensup olduğumuz ailenin adı İslam, Müslümanlık. İslam ailesi olarak dünyanın herhangi bir köşesinde bir Müslüman kardeşimize yapılan zulüm bizi üzer. Onunla üzülürüz. Yine dünyanın herhangi bir köşesinde bir Müslüman kardeşimiz bir başarıya ulaştıysa bu da bizi sevindirir. Böyle bir bağımız var. Bu bağı Allah Celle Celaluhu kurmuş. Bizi ayeti kerime ile bildirdiği gibi kardeş ilan etmiş. İnnemel muminune ihvetun. Mü'minler kardeştir buyurmuş. Öyle bir bağ ki bu bağ, biz birbirimizi desteklemek mecburiyetindeyiz. Destekleriz de. Çünkü vel mu'minûne vel mu'minâtu ba'duhum evliyâ'u ba'd. Tevbe suresi. Mü'min kadın olsun, erkek olsun. Mü'minler birbirlerini desteklerler diyor Allah Celle Celaluhu. Birbirimizi destekleriz. Birbirimize yardımcı oluruz. Birbirimizin ihtiyacını gidermeye çalışırız. Birbirimize nasihatta bulunuruz. Hasta olduğu zaman bir kardeşimiz ziyaretinde bulunuruz. Ona destek veririz. Vefat ettiğimi onun son görevinde bulunmaya çalışırız. Gideriz cenazesinde teçhiz ve tekvin görevini de yapmaya çalışırız böyle bir görev ve vazifelerimiz var. Niçin? Çünkü biz birbirimizi desteklememiz gereken bir topluma mensubuz. Değerli dostlar, bu Müslüman toplumunun bir de bir hastalığı var. Şöyle bir hastalığı var. Güçlüden yana olmak gibi bir hastalığı var. Nerede bir güçlü, nerede bir güçlü varsa onun yanında olmak, ona destek vermek gibi bir yanlışımız var, yanlış adımımız. Niye böyle yapıyorsun diye sorduğumuzda da, canım onlar güçlü, onlarla mücadele edemezsiniz, onlarla savaşamazsınız. Onun için boş verin, onların tarafına, onların suyuna gidin derler. Velevki onlarla savaşamasak da, velevki onlara gücümüz yetmese de biz en azından tarafımızı belli etmeliyiz. Bizim tarafımız mümin tarafı, Müslüman tarafı o tarafta yer almalıyız ve tarafımızı mutlaka belli etmeliyiz. İstersek ezilelim, istersek öldürülelim yine de bu davadan vazgeçmememiz lazım. Sonra safı belirleyip müminin tarafında durmak dini bir vecibedir. لَا تَتَّخِذُ الْكَافِر۪ينَ evliya اَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Yani müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin diye Allah muazzamuşşan açık bir şekilde ifade ediyor. Gelin sizinle asr-ı saadet dönemine gidelim. İslam'ın Mekke-i Mükerreme'de yavaş yavaş yayılmaya başladığı seneler o senelerde bir savaş haberi geliyor. İki büyük süper güç olan Sasani hükümeti ile Bizanslılar arasında bir savaş yapılıyor. Ve bu savaştan Sasaniler yani İranlılar galip çıkıyor. Böyle olunca müşrikler, Mekke müşrikleri Müslümanlarla alay etmeye başlıyorlar. Bakın sizin gibi inanan Rumlar mağlup oldu. Siz de mağlup olacaksınız. Siz de dağılıp gideceksiniz diye alay ediyorlar. Üzerlerine gelmeye başlıyorlar. Birkaç yıl sonra yapılacak savaşı haber veriyor Kur'an-ı Kerim o günlerde. Rum suresinin ilk ayetlerinde Allah-u Azimuşşan şu anda Rumlar mağlup oldu ama bir müddet sonra Rumlar galip gelecek haberini veriyor. Müjdesini veriyor Müslümanlara. Ve bir Nasrillah ve yevme izin يفrahul mu'minun bin Nasrillah diyor. İşte o gün müminler sevinirler. Allahu azimuş Rumlara vereceği destekle sevinirler diyor. Şimdi bu olay bize neyi anlatıyor? Bu olay bize şunu anlatıyor. Bakın, Rumlar Müslüman bile değildi. Ama en azından dindar insanlardı. Tahrif etmişlerdi dinlerini ama en azından semavi bir dine inanıyorlardı. Allah'a inanıyorlardı yanlış bir inanış şekliyle ve onun gönderdiği peygambere Hz. İsa'ya inanıyorlardı. Yine yanlış bir inanış şekliyle ama inanıyorlardı. Ama öbür taraftaki Sasaniler ateşe tapan bir gruptu. Ateşperest insanlardı. Bakın ateşperestlere karşı Rumların, dindar insanların galibiyetiyle müminlerin sevindiğini bize haber veriyor Kur'an-ı Kerim. Yani diyor ki bize ayeti kerime, siz size yakın olan grupla birlikte olun. Size destek verecek olan grupla birlikte olun diyor ayetler. Şu ayete de dikkatinizi titizlikle çekmek istiyorum. Tevbe Suresi 23. ayet-i kerimeden bahsediyorum. Dikkat edin. Rabbimiz buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amanu la tattakizuu aba'akum ve ihwanakum auliyaa'a in istahabbul kufr ala'l iman. Ey iman edenler. Babanız bile olsa, kardeşiniz bile olsa eğer küfrü imana tercih etmişlerse onları dost edinmeyin diyor. Küfrü imana tercih eden kişi baban olsa, annen olsa, kardeşin olsa, eşin olsa, çocuğun olsa yine onlarla dost olmayacaksın. Yani onların sevgisi kalbinde yer yapmayacak. Bir Müslümanı sevdiğin gibi onları sevemezsin. Yani bir baba olarak, bir evlat olarak, baba evlat arasındaki ilişkilerde ne kadar bir sevgi oluşacaksa bu oluşur. Bunu engelleyemezsin. Zaten bunu da söylemiyor. Ama dava birlikteliği, fikir birlikteliğinden meydana gelecek olan sevgi, muhabbet aranızda olamaz diyor. Olmamalı diyor. Bu konuda da Asr-ı Saadet'ten çok güzel bir örnek var biliyor musunuz? Yine Asr-ı Saadet'in ilk günlerinde ilk Müslüman olanlardan birisi de Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Sa'd bin Ebi Vakkas genç yaşında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine icabet ediyor ve Müslüman oluyor. Gelin görün ki Saad'ın annesi Saad'ın Müslüman olduğunu öğrenince öfkeleniyor. Ona yapmadığını bırakmıyor. Her türlü engellemesine rağmen Saad dininden vazgeçmiyor. En sonunda şöyle bir yöntem buluyor annesi. Belki böyle vazgeçirebilirim diyor. Diyor ki Saad'a bak diyor ben bugünden itibaren ağzıma hiçbir lokma koymayacağım. Bir yudum su içmeyeceğim diyor. Ya Muhammed'in dininden vazgeçip tekrar atalarının dinine dönersin, ben de normale dönerim veyahut da böyle açlıkla ölüp giderim, sen de ana katili olursun diyor ona göre. Bu bir tehdit, büyük bir tehdit. Saad bin Ebi Vakkas gibi annesine düşkün olan bir çocuk için çok büyük bir tehdit. Peki buna rağmen Sa'd'ın tavrı ne olmuştur sizce? Sa'd bin Ebi Vakkas o çok sevdiği annesine diyor ki anne inan ki diyor yüz canın olsa ve her canını teker teker versen yüz kere ölsen diyor yani yine ben bu dinden vazgeçmeyeceğim bu davadan vazgeçmeyeceğim diyor. Şimdi bu İslami bir tavırdır işte. Yani bu benim annem. Annemi kıramam. Tamam anne senin dediğin olsun demiyor. Anne müşrikse eğer onun annelik vazifesi veya evlatlık vazifesini yerine getirmekle birlikte onunla başka ortak yönü yok. Bunu ifade ediyor. Yani ey mümin sakın kafirlerle birlikte, kafirlerin yanında, kafirlerin destekçisi olma diyor ya müminlerin destekçisi olacaksın. Müminlerle birlikte olacaksın. Onlarla yek vücut olacaksın. Onlarla birbirine tuğlaları geçmiş bir duvar gibi bir bina gibi olmaya çalışacaksın diyor ayeti kerime. Şimdi bir şeyi daha söylememe müsaade edin. Bakın müminlerin bağlarından bahsettik. Güçlü bağları vardır dedik. Allah-u Azimuşşan kurmuştur bu bağları dedik. Kafirlerin de güçlü bağları var. Birbirlerine karşı bağları var biliyor musunuz? Kafirler de karşı taraftaki Müslümanlar söz konusu olunca birbirlerine öyle bir kenetlenirler ki, öyle bir bağlanırlar ki birbirlerine onları birbirinden fark edemezsin, ayırt edemezsin. Yani küfür tek millettir var ya işte onu ifade edecek. Örnekleri bugün de dün de gördük. Bugün de hala görmeye devam ediyoruz. Birbirleriyle dünya görüşü olarak, ekonomik olarak veya kültürel olarak zıt olan nice ülkeler düşman bir olunca, düşman Müslüman olunca birbirleriyle nasıl kenetlendiklerini, nasıl o kendi meclislerinde beraberce karar verdiklerini, Müslümanların aleyhinde karar verdiklerini gördük. Ayeti kerimede Allah bunu da bize ifade ediyor. Enfal suresi 73'te وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Kafirler de birbirlerine destek veren birbirlerinin dostlarıdırlar. Müminler nasıl? birbirlerine destek vermeleri gerekiyorsa. Kafirler de bu tavırdadırlar diyor. Ona göre bunu bilin. Küfür tek millettir yani. Burada da yanılmayın sakın diyor ayeti kerime bize. Şimdi değerli dostlar, bu ayeti kerimenin ışığında şunu söyleyebiliriz. Hani bir slogan vardı. Kullanıldı bir zamanlar. Hepimiz birimiz için diye bir slogan vardı. İşte bu tam bir Müslüman tavrıdır biliyor musunuz? Yani bütün Müslümanlar bir Müslümanın derdini, sıkıntısını gidermek için birlikte olurlar. Aynı karar verirler, aynı adım atarlar. E şimdiki Müslümanlardan bahsetmiyorum bu açık. Ama yani olması gereken Allah'ın istediği, Kur'an'ın tarif ettiği Müslümanlıktan bahsediyorum. E belki bu ayetleri okuyup anladıkça, anlayıp anlattıkça bu şuuru yeniden elde edebiliriz. Belki yeniden İslam'a ve Müslümanların birliğine dönebiliriz. Yoksa kafirlerin karartısını artırmaktan başka bir işe yaramıyor bu. Bir işe yaramıyor. Kafirlere destek vermek, kafirleri sevmek, onları benimsemek, onlara hayran hayran onları izlemek, onların yollarından gitmek bize bir şey kazandırmayacağı gibi hem dünyamızı hem ahiretimizi de kaybettiriyor. Çünkü bir başka ayeti kerimede وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Sizden kim onlarla dostluk edinirse onlardandır diyor. Bitti. Yani eğer onlara meyledersen ey Müslüman onların karartısını artırmış olursun. Onların gücüne güç katmış olursun ona göre davran diyor bize. O zaman müminler ve Müslümanlar olarak haydi birbirimize sarılalım, haydi yüzümüzü birbirimize dönelim, haydi birbirimizin desteğine koşalım ve birbirimizi hiçbir zaman desteksiz, yardımsız bırakmayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.